Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT denemelerini kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki kitabımdan denemeleri çözmeye devam ediyorduk. Bugün sizlerle 14. deneme hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Umarım işinize yarayacaktır. Diğer denemeler için oynatma listesini oluşturdum. Oynatma listemizin başlığı benim kalemim AYT olarak geçiyor değerli arkadaşlarım. Çünkü soru e, deneme, soru bakız değil. Denemelerim daha çok AYT ağırlıklı ama TYT grubu da rahatlıkla faydalanabilir. İlk konular hariç KPSS grubu da faydalanabilir. KPSS grubu için de hazırlıklar devam ediyor. Dilerseniz hemen 14. dönemimize geçelim. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bence etkileşim için beğeni şart. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım geldik 14. dönemimize. Hadi bakayım, hadi bakayım. Şöyle yapalım. Bakalım sizden ne istemişim? İnsanın toplumsal varlığını niteliksel ve niceliksel olarak inceleyen ve kabinleri karşılaştırarak kültürlerini araştıran tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Kısaca sizden ne istemişim? Bakın ÖSYM de öyle yapacak. Kolay bir soru. Sizden kültür bilimini istemişim. Tamam mı? Paleografya, eski yazı bilimi. Bunu geç. Epigrafi, kitabe bilimi. Bunu da geç. Filoloji, dil bilimi. Bunu da eski geç. Etnografyiyi bırak. Antropoloji, ırk bilimi. Sevgili arkadaşım bu konuyu çalışırken şunlara dikkat etmen gerekir. Etnografya ne demekmiş hocam? Kültür bilimi demekmiş. Anlaştık mı? İkinci sorumuz. Hadi bakalım. Osmanlı ve Selçuklu gibi önemli imparatorluklara yurt açarak Türk tarihi açısından önemli bir konuda yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Uygurlar. Maniyizm dinini benimsediler. En parlak dönem Moyençur dönemi değil mi? Bunlar yerleşik hayata geçtiler ve kültürel yönden çok geliştiler. Oğuz bırak. Birinci Göktürk bu Ming devleti yönetti. İlk Han unvanını aldı. Batı tarafını ise kardeşine verdi değil mi? İstemi yap ya. Geç. Kıpçaklar yani kumanlar Igor Desanını unutma. Bununla beraber Kıpçaklar Memlük ve Yubi ordusunda değer almıştır. Sakalar yani İskitler bilinen ilk Türk topluluğudur. Bakın topluluk demiyorum uygarlık diyorum İskitlere. Bunlar hatta evcilleştirdi. ilk örneklerini verdiler. Ordularında Amazon savaşçılar var. Persleri nakavt ettiler. Cevabımız Oğuzlar olacaktır. Anlaştık mı? Hatta Oğuzlar Malazgirt Savaşı'nda da Sultan Alparslan'ın tarafına geçecek. Geldik diğer soruya canlarım. Şöyle yapalım. Ne diyor hocam? Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Türkiye Selçuklu Devleti'nde Müslümanlardan oluşan esnaf teşkilatına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız tabii ki lonca değil değil mi? Bak 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 iki gözümün çiçeği sende neyi istemişim. Konuları karıştırma. Lonca Osmanlı'daki esnaf teşkilattır. Şurta ve Berit İslam'la ee, kalıplaşmış bir şeydir. Şurta ve Berit güvenlik ve asayiş teşkilatıdır. Menzil ve Mekkari nedir değerli arkadaşım? Ulaşım, taşımacılık Osmanlı'da var. Berit az önce verdim güvenlik ve asayiş cevabımız fütüv ve teşkilatı olacaktır. Sorulara dikkat et. Dördüncü sorumuz hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin faydaları arasında gösterilemez. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tamar sistemi askeri, ekonomik ve sosyal hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Üretimde sürekliliği sağlayacak mı hocam? Sağlayacak. Çünkü çiftçi toprağı boş bırakamaz. Ordu için cebellü denilen atlı askerler yetiştirilmiştir. Doğrudur. Hatta ordunun ihtiyacı karşılanıyor. Asayiş ve güvenlik sağlanacaktır. Doğru mu? Doğru. Hazinenin üzerindeki yük hafifleyecek. Çünkü vergi oradakilere dağıtılacak. Merkezi otorite her yere yayıldığı için güçlüdür. Zayıf değildir. Dikkat et. Geldik 5. sorumuza. Hadi bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergesi sayılabilir? Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra oğulları Beyazıt ve Cem Sultan arasında taht kavgası yaşanmış ve Cem Sultan devleti birlikte yönetmekle ilgili Beyazıt'a öneride bulunmuştur. Ancak bu öneri set bir reddedilmiştir. Sevgili arkadaşlarım, burada Cem Sultan'ın ne yapmak istediğini bulmanız lazım. Sizden bunu istiyorum. Anlaştık mı? Eski Türk geleneklerinin uygulanmak istendiği. Hangi uygulama hocam bu? Hangisi? Cem Sultan ne yapmak istemiş? İkili teşkilata gitmek istemiş değerli arkadaşım. Bunu unutma. Cevabımıza ulaştık. Farklı hanedanların tahta çıkmasını engellemekle alakalı bir şey yoktur. İkisi birlikte yönetecek. Sınırların genişletilmek istendiğiyle alakalı bir şey yok ki zaten 2. Beyaz döneminde fetihler duruyor. Merkezi otorite burada zayıflar ikili teşkilattan dolayı. Sancaklarda tecrübe sahibi olmak için zaten şehzadeler İl ve ilçelere gönderilecek. Cevabımız A şıkkı. Cem Sultan bunu amaçlamış değerli arkadaşlarım. Geldik. Altıncı sorumuza. Hangisi doğrudur? Sizlere 18. yüzyılı vermişim. Daimi elçilik açıldı. İlk daimi elçilik nerede açıldı? Londra. Hangi dönem? 3. Selim. Doğru. Batının etkisinde kalındı mı? Kalındı. Ama 17. yüzyılda batı yok. 18. yüzyılda var. Doğru mudur? Doğrudur. Egemenlik anlayışı değişmedi. Egemenlik anlayışı 1876 meşrutiyetin ilanı ile değişti. Dikkat et, dikkat et. Yedinci sorumuz. Söz edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Bu padişah çok sayıda, çok sayıda okul açıp eğitime değer verdiği için mağari olarak bilinmektedir. Ayrıca Ermeniler tarafından Kızıl Sultan olarak da adlandırılmıştır. Abdülmecit. İlk banka bu dönemde açıldı. Banka dersi adet. Erkek öğretmen okulu açıldı. Bununla beraber tazimat fermanı Gülhane Parkı'nda okundu. Abdülaziz Darüşşafaka'yı açtı. Dünyanın 3. Büyük Filosunu oluşturdu. Bununla beraber yurt dışı seyahatine çıktı. 2. Abdülhamit'i bırak. 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı idare etti. 31 Mart vakasıyla tahta çıktı. Vadettin Osmanlı Devleti'nin son padişahı. Cevabımız Sultan 2. Abdülhamit olacaktır. 8. sorumuz Osmanlı Devleti ile Yunanlılar arasında gerçekleşen Dömeke Meydan Savaşı'nda Osmanlı Savaşı Osmanlı Savaşı kazanmasına rağmen Vali Rumlardan seçilmiştir. Virgülü Bu durum neyin göstergesi sayılabilir? Burada Osmanlı Savaşı kazanmış değil mi? Savaş kazanılmış. Ama Vali yine Rumlardan seçiyor. Bu durum bize neyi gösteriyor? Dış politikadaki başarısızlığı gösteriyor. Cevabımıza ulaştık. Yunanlıların Avrupa'dan yardım alması. Hayır. Osmanlı Savaşı kazandığı için ki zaten Yunanlar Avrupa'dan yardım alsaydı kaybederdi savaşı Osmanlı. Osmanlı'nın işleriyle uğraşması. Bu dönemde Osmanlı Devleti Dö Savaşı'na asker çıkarıyor değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit döneminde tamam iş karmaşalar var ama bu dönemde bu savaşta böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Sizden ben neyi istemişim? Savaşı kazanmasına rağmen masada niye kaybettiğini soruyorum. Yunanlıların haklı sayılması. Yunanlar burada haklı değil. Yunanlılar haklı değil. Avrupalıların perde arkasından baskısı var. Dış politikaya önem verilmemiş. Dış politikaya önem veriliyor. Reis Ülkütta bunun içindir. Ama eski ismiyle tabi. Ama cevabımız Osmanlı'nın başarısızlığı olacaktır değerli arkadaşlarım. Mesela bir Tevfik Rüştü Aras olsaydı daha iyi olabilirdi. Sadece basit bir örnek verdim. Ayrım yok. Çünkü Osmanlı Devleti gerçekten dış boyutu kadar başarısızdı değerli arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı öncesi ittifak bloğunda yer almasına rağmen savaş sırasında kendisine toprak vaat edildiği için taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Rusya Brest-Sitoska Antlaşması ile savaştan çekildi. Japonya uzak doğuda istediğini elde etti. Bulgaristan Çanakkale Savaşı ile savaşa Çanakkale cephesi sonucu savaşa dahil oldu. Yunanistan savaşa katılan en son devlettir. Kendisine İzmir verildiği için taraf değiştiren İtalya'dır. 10. sorumuz. Temsil heyetinin kurulma kararı ile kurulma kararı ile birlikte Sivas'a ulusal bir kongrenin toplanacağı hakkında karar hangi belge veya kongrede belirtilmiştir? Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti kuruldu. 9 kişi Başkan Mustafa Kemal. Bu değil ama bırak. Havza genelgesi. Milli mücadelenin ateşi yakıldı. Samsun raporu. Mustafa Kemal ne dedi? Ne dedi? Dedi ki Rumlar haksızdır haksız. Ama İstanbul hükümeti bunu umursamadı. Doktor Esat Işık raporuyla ilgili bilmemiz gereken. Öncelikle bu kişi kimdir? Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusudur. Bu kişi ilk defa bu raporda Kuvay Milliye teriminden bahsetmiştir. Cevabımız Amasya tamimi ya da Amasya Genelgesi olacaktır. Diğer sorumuz. Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu antlaşma ile sıcak taşıma dönemi sona ermiş ve İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Lozan. Lozan'la Sevr Antlaşması ortadan kaldırıldı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Duyunu umumiye kaldırıldı. Ka Ağaç kasaba sağlandı. Londra konferansı TBMM ve İstanbul hükümeti beraber çağrılıyorlar. TBMM adına Bekir Sami, İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa katılıyor. Konferanstan sonra çıkmıyor. Ankara Antlaşması ben size 1921 yılındaki Ankara Antlaşması'nı vereceğim. Hatay ve İskender Suriye sınırımız belirlenmiştir. İkinci taviz Hatay verildi. Mudanya'yı bırak. Moskova Antlaşması ile ilk taviz Batum verildi. Ama TBMM büyük bir müttefik kazandı. Kimi? Sovyet Rusya'yı cevabımız Budan yanıtlaşması olacaktır. İsmet Bey oraya gidiyor değerli arkadaşlarım ve büyük başarı sağlıyor. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.